da birlik, beraberlik, güç, kuvvet, takat ihsan eylesin. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi, hayır ve senatımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Tevbelerimizi, istiğfarlarımızı, aziz ve terem günler. Cenab-ı Mevlamız, Âl-i İmrân Suresi'nin 133. ayet-i kerimesinde cennetin Rabbimizin rıza makamı olarak müminler için hazırlanmış. Cehennemde Cenab-ı Mevlamızın gadabının tecellisi olan azabının cehennemde sakinleri beklemekte. Yani orada ikamet edecekleri beklemekte. Cenab-ı Mevlamız adımlarımızı sünnet-i seniyyeye, o adımlar bizi cennete götürsün. Yine şeytanın adımlarından nefsimizi ihva cehenneme götürür. Şeytanın adımlarını ne kadar takip edersek o derece cehenneme götüreceğini de biliyoruz. Dolayısıyla affa doğru koşmuş olmak, Allah'tan gelen affa koşmak, aynı zamanda cennete koşmak olduğunu da anlıyoruz. Cennete ışık hızıyla ölçüyoruz. Işığın efendim bir yılda aldığı yol, ışığın saniyede aldığı yol 380 300 binlerce ışık yıldızların bir milyon mesafesi. Dolayısıyla bu aklımızın hafızamızın da olduğunu düşünüp anlamakta zor. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın direkt bir ayetler olur. Dolayısıyla işte o girişi nasıl da zaman zaman da ifade ediyoruz. Almamız gereken, almamız gereken, yapmamız gereken bir kıyas var. Hayatı efendim nasip edebiliyor, yiyebiliyor. İşte o küçük hesaplar. Belki bugün ister konuşmalarımızda, ister bakışlarımızda, ister efendim kulağımızla işittiğimiz konuşmalarda, muhabbetlerde olsun. Neredeyse diyor. Eğer şüphe duyuyor suresi. Buradan hissimiz, hissiyatımız, zaman zaman darlandığımız zaman, efendim hakla hukukla karşı karşıya kaldığımız zaman, bu tarz imtihanlardan ve ibadat-ı taata devam harcıyoruz, koşuyoruz, gençliğimizi, emeğimizi, efendim sermayemizi harcayabiliyoruz. Sonsuz bir hayatta Cenab-ı Mevlamız'ın bunun çok güçlü ve yeryüzü genişliğinde olan o cennet üddetil müttakîn. Muttakiler için hazırlanır. Diğer ayetlerde de oradaki imkanlardan, nimetlerden kısmen bahsedilmekte. İşte burada bahsedilen cennet, Allah'ın rıza makamı olan cennet, muttakiler için. Demek ki kim muttaki ise, devamında şöyle açıklıyor Yüce Mevlamız takvayı ve bu takvayı sahiplenen, bu takva elbisesini giyen insanları şöyle efendim tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْزِقُونَ فِي السَّرَّاءِ birinden daha şiddetli olan darlıklar vardır. İşte o darlıkta da o darlık nispeti, o darlık ölçüsü. Bir elmeye ulaşabilen, ona göre bol darlık zamanında da verme dediğimiz, infak dediğimiz, hayır hasenat dediğimiz. Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en Thank you.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü Allah'u Ekber.
Eski resimler bu şey. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Moroğlu, Erzurumluyum. 2017 Şubat ayı tarihinden beri Çorlu Süleymaniye Camisi'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Hocam Süleymaniye Camii'nin tarihini sizden öğrenebilir miyiz? Süleymaniye Camii tarih olarak 1521 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmaktadır. Mimari olarak Mimar Acem İshak olarak bilinmektedir. Peki hocam cami o günden bugüne kadar mevcut haliyle mi gelmiş yoksa herhangi bir değişikliğe uğramış mı? Camimiz ilk yapıldığı andan itibaren bir külliye şeklinde yapılmaktaydı. Fakat camimiz ilk olduğu şekline baktığımız sıra imarethanesi ve hamamı medresesi şeklinde yapılmaktaydı. 22 odalı medresesi olarak da bilinen bir cami, Cami-i Kebir olarak da bilinen ve büyük cami olarak da anılan bir camiydi. Caminin baktığımız sıra tek kubbeli, tek şerefeli, tek minareli halinde yapıldığını, kubbelerinin 8 tambur üzerine oturtulduğu bilinmektedir. Caminin kullanılan malzemeleri kesme taş şeklinde yapılmaktadır. Peki hocam, cami şu ana kadar herhangi bir restorasyona uğradı mı? Camimiz 1898 tarihinde oluşan deprem nedeniyle bir yıkıma uğramıştır. Minaresi ve dış mahfil dediğimiz dış cemaat bölümünün iki bölümü yıkılmıştır. Ve 1949 tarihinde ise bu cami tekrar restorasyon çalışması yapılmıştır. Camimiz ilk yapıldığı tarihten 1590 tarihinde de bir onarım geçirmektedir. Ve şu anda da restorasyon çalışmaları yapılıp proje aşaması bitmiştir, ihale aşamasındadır. Peki. Çorlu'da 1521 yılında yapılan Süleymaniye Camii'nin içerisindeki kuşaklarında Mülk Suresi yer alıyor. Çorlu'nun tarihi yapılarından birisi olan Süleymaniye Camii'nin kubbesinde Fatiha Suresi yer alıyor. İlk yapıldığında 22 odalı medresesi bulunan Süleymaniye Camii'nin kütüphane kapılarında ise küntekari sanatı yer alıyor. El işçiliği, sanatlar da göze çarpıyor. Bunları sizden alabilir miyiz? Tabii ki. Şu anda minberimizin yanındayız. Minberimiz tek mermer levha halinde yapılmaktadır. Geometrik bezemeler şeklinde yapılmaktadır. Bu da Osmanlı tarihinde devamlı kullanılan ve o tarihten günümüze kadar da hala da devam eden bir sanat eseridir. Camimizin mihrabı da aynı şekilde yapıldığı tarihten günümüze kadar ulaşan ve Osmanlı'nın güzel olarak kullandığı mukarna sanatını ve asma olarak da mermerleri işlemiş şekliyle günümüze kadar ulaşmaktadır. Reklik ama mermerde kullanılmıştır, kenar şeklinde. Ben anladım onu. Hocam camimizin kapısındayız, giriş kapısındayız ve o tarihten bugüne kadar da korunarak gelmiş vaziyette. Sizden alabilir miyiz buradaki yapıyı? Camimizin giriş kapısına baktığımız sıra en üst tarafta nişik sanatıyla kullanmış, yani taşı oyarak bir desen ortaya çıkarmışlardır. Onun alt tarafında baktığımız sırada yine Osmanlıca yazılı ve Farsça yazılı bulunan caminin kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede Sülüs yazısıyla yazılmaktadır ve caminin yapılış sırrı da bu kitabede gizlidir. Hicri olarak 928 tarihini gösteriyor, miladi olarak da 1521 tarihini göstermektedir ve bunu Ebced hesabıyla Osmanlıca hesaplarından caminin yapılış tarihi meydana çıkmaktadır. Caminin hemen kitabesinin alt tarafında bulunan rekli
mermer gamalardan da caminin kemer şeklini oluşturacak bir desen ortaya çıkmaktadır. Yine camimizin yapılış tarihinden günümüze kadar ulaşan kapısına baktığımız sırada küntekâri sanatıyla ile yapılan bir ahşap kapı vardır. Ve şu anda halen daha bu camimizde mevcut bulunmaktadır. Caminin giriş kapısındayız. Hala günümüze korunarak gelmiş vaziyette. Sizden dinleyebilir miyiz? Camimizin giriş kapısına baktığımız sıra en üst tarafta taşı oyarak oyma sanatı dediğimiz nikiş sanatını orada meydana gelmektedir. Bu da yine Osmanlı'da kullanılan bir sanat eseridir. Onun hemen alt kısmında oluşan ve sülüs yazısıyla yazılan Osmanlıca Farsça caminin kitabesine baktığımız sırada cami hicri olarak 928 miladi olarak 1521 tarihinde yapıldığını Ebced hesabıyla onda ortaya çıkmaktadır. Hemen onun alt tarafındaki olan renkli mermer gamalarda baktığımız sırada yine kemer deseni kullanılmaktadır. Caminin kapısında ise küntekâri sanatı kullanılarak da kapıyı icra etmişlerdir. Bu da yine günümüzde ve o tarihten bu zamana kadar yapılan tarihi eserlerin arasında olan ve şu anda biz de korumakta olduğumuz bir eserdir. Buranın ortasından Ebu Cehil'e sinirlenen çıkan ben Altara diyorum ki Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında Çorlu'ya yaptırılan Süleymaniye Camii'nin giriş kapısının hemen üzerinde nişik sanatı, kitabesinde sülüs yazısı ve kapısında ise küntekâri sanatı yer alıyor. Caminin girişindeki tarihi yapıyla ilgili bilgiler alabilir miyiz sizden? Şu anda camimizin dış cemaat bölümündeyiz. Ve yine baktığımız sıra Selçuklu, Osmanlı ve şu anda günümüze kadar devam eden sütun başlarında kullanılan stalaktik eserleri görmekteyiz. Ve bu eserler de şu anda baktığımız sıra yine bize Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu anımsatmaktadır. Çünkü bunlar bize ecdadımızın yadigarıdır. İnşallah biz bu ecdadımızın yadigarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sanayisi ve tarımıyla ünlü Çorlu aynı zamanda tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Süleymaniye Camii geçmişten günümüze hala ayakta duruyor. Tarımı ve sanayisiyle ünlü Çorlu aynı zamanda tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında yaptırılan Süleymaniye Camii geçmişten günümüze hala ayakta duruyor.